Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu'nun aldığı kararla toplu ulaşıma %15 oranında haklı olarak zam yaptı. Zamlı tarife bugün uygulamaya konulacaktı ancak yazılım sorunu nedeniyle yarın hayata geçecek. Zam sonrası fiyatlar nasıl olacak? Aktarma kaldırılacak mı? Detaylara gelin birlikte bakalım. bir buçuk yıldır top taşıma zam yapılmamıştı. son 3-4 aydır da Büyükşehir Belediyesi ile Ulaşım Dairesi ile sürekli zam konusunda görüşmelerimiz devam etti. Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurul toplantısını yaptı. Toplantıda ulaşım esnafını sevindirecek, vatandaşı üzecek bir karar alındı. Antalya'da toplu taşımayı kullananların cebinden artık %15 oranında daha fazla para çıkacak yeni tarife yarın sabah itibariyle uygulamaya başlıyor. 3.20 olan tam ücretler 3.65, emekliler 2.70'den 3.15, öğrenciler 1.80'den 2.10 olarak düzenlenmiş oldu. Yeni uygulamayla ayrıca daha önce 1 saat içinde 2-3 sefere kadar yapılan ücretsiz aktarma işlemi ise 1'e düşürüldü. Usulsüz kullanımların önüne geçmek adına bir saat içerisinde bir defa kullanmak üzere karara bağlandı. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasir Arslan yapılan zammın toplu taşımanın devam edebilmesi için gerekli olduğunu söyledi. Türkiye genelinde baktığımızda da, enflasyon oranlarına baktığımızda da, yani bir buçuk yıldır zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Toplu taşımada zam yapılması kaçınılmazdı. Bunu dün itibariyle yaptık. Bugün itibariyle hayata geçecekti. Yazılım sorunlarından dolayı yarın sabaha kaldı. Yarın sabah itibariyle yeni ücretlerle toplu taşıma araçlarımız kullanmaya başlayacağız. Toplu taşımada 25 kalemde uygulanan ücretsiz taşıma ise devam edecek. Şimdi herkes neden ulaşıma zam yapıldı diyor ama ulaşım esnafını da düşünmek lazım. Bir buçuk yıldır gerçekten her şeye zam gelmesine rağmen ulaşım esnafına tek kuruş zam yapılmamıştı. Şimdi bir nebze zarardan ancak kurtuldular. Biraz da olsa.